Merhaba canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Oldu birkaç gün size video çekemedim. Kusura bakmayın. Bayram telaşı, gelen giden misafirler. Ama sizi çok özledim, biliyor musunuz? Bugünkü taşımız ne var? Kızıl akik. Kızıl akikin gerçek enerjisine bayıldım. Kızıl akik taşı Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği bir taştır. Kızıl akik kullanan kişilerin evine miskinlik, fakirlik, nifak kesinlikle girmez. Bilginiz olsun. Çok önemli, çok değerli bir taştır. Tavsiye ederim. Bu da benim ay taşımdır. Ay taşı biliyorsunuz aşk taşıdır. Ay taşı eee dolunayda özellikle bunu üzerinde bulunarak dua edersen aşkı çeker. Sevdiğin kişinin enerjisini çeken bir taştır ay taşı özel olmasına çok dikkat etmeniz gerekiyor bu taşların. İsteyenler bana özelden yazsın nereden aldığımı size söyleyeceğim. Bugün size çok güzel bir video çekmek istiyor canım. Severek özledim sizi öncelikle onu söyleyeyim. Bayramımız bitmek üzere. Tekrar hayırlı, huzurlu, güzel bayramlarınız olsun inşallah canlarım benim. Size mutluluklar diliyorum. Size güzel enerjiler diliyorum. Her şeyin güzeli sizlerin olsun. Bu da aşk taşıdır. Ee, Gül kuvars mı bu? Evet. Gül kuvars diyorlar buna. Bu da aşk taşıdır. Aşkımı size gönderiyorum. Aşkımın enerjisini size gönderiyorum. Bu sitrin taşıdır. O da güzel. Benim e, bak bu negatif enerjiyi nazarı filan çekme gücü var. Neyse. İki tane destemiz var. Bugünkü video başlığımız aklındaki kişinin ismini üç kere tekrar et olacakları dinle mesajını al. İki tane destemiz var. Destemizin biri şöyle bir e, merdivenli kapı var, İki yol olan merdivenli bir kapı var. Budur. Biri de ayna, büyüteç gibi bir ayna var. İki tane destemiz var. Odaklanın hangisini seçmek istiyorsanız seçebilirsiniz isteyen ikisini dinler üzerine uyanı alır aklında iki kişi varsa birini birine birini diğerine seçebilirsin isteyen birini kendine ikincisini diğer kişiye seçebilir artık o sizin bileceğiniz bir şey odaklandıysanız destenizi seçtiyseniz hemen bakıma başlamak istiyorum canlarım. Evet arkadaşlar güzellerim benim ilk desteğiyle bakacağım. Enerjime ve niyetime herkes dahildir. Abone olan, olmayan, evli, bekar, kadın, erkek herkes niyetime dahildir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Güzel enerjiler, pozitif enerjiler, aşk gönderiyorum size, sevgi gönderiyorum. Kalbinizdeki nefreti, kalbinizdeki olumsuz enerjiyi tamamen yok olmasını istiyorum ve diliyorum. Haydi bakalım odaklandıysanız ilk testemizle bakımımıza başlayacağız. Şunu seçen kişi İlk bu desteğiyle başlayacağım arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum burada enerjisi kalsın. Biz bakımımızı yapalım. Kartlarımızı seçelim. Bu arada bunları böyle çevireyim de çık çık yapmasın. Arkadaşlar bu arada emeğe saygı ve herkesi empatiye davet ediyorum. Çok ciddi emek sarf ediyorum. Böyle bildiğiniz düşündüğünüz kadar kolay şeyler değil bu video çekimleri veya bakım yapmak bunlar hepsi zihin işi emeğe saygı davet ediyorum herkesi canlarım benim ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak izlerseniz videolarımı izledikten sonra beğeni çok önemlidir bana bir beğeni bir yorum atarsanız hem enerjilerimize dahil olmuş olursunuz hem alma verme dengemizi korumuş oluruz arkadaşlar haydi bakalım onun dışında bu bir genel açılım olduğu için Tabii ki e, gördüğüm her şeyin her versiyonunu anlatacağım size. Siz üzerinize uyanı alın tamam mı canlarım? Onun dışında kanalıma teşekkür butonu kullanarak destekte bulunan herkese çok teşekkür ederim. Rabbim şansınızı, bereketinizi, rızkınızı daha 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 çok artırsın inşallah. Bütün güzellikler sizlerin olsun inşallah. Kimse teşekkür butonu kullanmak zorunda değil. Arkadaşlar o kadar güzel kartlar çıkardı ki ilk testte. Bayıldım gerçekten. Kimse teşekkür butonu kullanmak zorunda değil. Öncelikle onu söylüyorum. Ama kullanan herkese de tabii ki de çok teşekkür ederim. Canlarım benim. Sizin bir beğeniniz, sizin bir yorumunuz, sizin bir kere bana Allah razı olsun demeniz bana Dünyaya bin kat teşekkür butonuna bedeldir. Bilginiz olsun. Ay, ay bu kartlar maşallah maşallah. ilk destem olay. Ben size söyleyeyim. Gerçekten çok güzel kartlar çıkardı. Farklı destelerle bakıyorum. Gördüğünüz gibi 4 destenin okey ve olu olay maşallah çok güzel çıktı vallahi kartlar güzel çıkınca ben çok mutlu oluyorum biliyor musunuz Güzel şeyler anlatmak istiyorum ben size ama beni biliyorsunuz ne çıksa o yalana gerek yok. Ben sevmiyorum öyle popboğlamayı, yalan söylemeyi. Kartların enerjisi neyi gösterirse ben onu size aktarıyorum. Evet, onun dışında ne var? Arkadaşlar bu bir genel açılımdır. Üzerinize uyanları alıyorsunuz, uymayanları tabii ki evrene iade ediyorsunuz. Bireysel bakım için 0531 278-07-29 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. Bakımlarımızı WhatsApp görüntülü yapıyorum. Lütfen tercih eden kişiler yazsın arkadaşlar. Ben enerjisini aldığım kişiye bakmayı seviyorum tamam mı? Bu benim tercihim. Herkesin tercihine de tabii ki de saygı duyarım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Evet hep bana yazıyorsunuz ki insta şey iletişim numaranız ne? Videonun içinde söylüyorum ya. Bak hep söylüyorum bunu ama hep aynı şeyi yaşıyorum. Canlarım benim. Daha nasıl söyleyeyim ben size? 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. Daha da söyledim. Tamam mı canlarım? Birkaç tane de bu karttan çekeceğim. Sizi seviyorum. Yorumlarınız için çok 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 teşekkür ederim. Rabbim herkesin şansını, bahtını açık etsin inşallah. Rabbim karşınıza o kadar güzel, o kadar iyi, o kadar pozitif enerjiler çıkarsın ki yaşadığınız bütün negatifleri unutasınız inşallah. Sizi seviyorum. Kimsenin üzülmesini asla ve asla istemem. Kesinlikle istemem. Siz benim için önemlisiniz. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bu desteği seçen kişi olağanüstü kartlar çıkardı. Maşallah. Evet bakımıza geçiyoruz ilk desteğe. Kafamıza takılan bir şey olursa tabii ki de tarota soracağız. Soru olursa eğer. Şimdi destemize bir odaklanalım. Bir de tabii ki kalbindeki mesajla çekeceğim size. Şu kartı arıyordum. Kalbindeki mesajı da çekip hemen yoruma başlayacağım. Bakalım 3 tane çekeceğim. Bakalım kalbinde neler var sana karşı. Umarım güzel şeyler vardır. Aklındaki kişinin ismini 3 kere tekrar et. Mesajını al. Odaklan olacakları dinledir. Video başlığımız. Bakalım sana çok aşığım dedi. Maddi sıkıntılarla uğraşıyorum dedi. Sana sü seni sürekli merak ediyorum dedi. Çıkan kartlarda da aşkı, sevgisini olağanüstü enerjiyle kesinlikle gösterdi. Bak bilginiz olsun. Çok güzel kartlar çıkardı. Buradaki enerji bu kişinin sana karşı aşık olduğunu, duygusal olarak sana bağlı olduğunu. Bak seviyorum demiyor, aşığım diyor. Sen benim için önemlisin, değerlisin. Her şey var bunun içerisinde. Maddi sıkıntılarla uğraşıyorum. Belki borcu vardır. Belki maddi olarak senden biraz aşağı seviyede olabilir dengeyi tutturmaya çalışma olabilir bundan bahsediyor ee, çalışan ve maddi giderleriyle uğraşan bir kişiyi gösterdi ve seni sürekli merak ediyorum dedi arkadaşlar bu da güzel bir enerji kesinlikle mesajı kalbindeki mesaj bak burada 78 tane kartın içinde bir tane sana çok aşığım kartı var. Mesela bir tane seni seviyorum kartı var. Bunu çıkardı. Çok güzel. Şimdi bakımıza geçelim canlar. Bakalım neler var enerjilerde. Buradaki enerjide ne var biliyor musunuz? İlk başlangıç enerji olarak aranızda çok güzel bir beraberlik. Sana her şekilde güven veren. Sana her şekilde aşkıyla, ilgisiyle seni ikna eden ve ee, seni doyurmaya çalışan veya duygusal doyumdan bahsediyorum veya e, seni korumaya çalışan seninle bir gelecek düşünen bir enerjiyi çıkardı ama burada bir hayal kırıklığı söz konusu beklentilerin boşa çıkması kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü içerisinde olduğunuzu gösteriyor sebebi nedir? farklılık arayışı şimdi her şeyi yapıp yapıp şeytanın üzerine atıyoruz. Şeytana lanet olsun. Bunun bir enerji olarak sanki bir yanlış olmuş, bir cayma payı var burada. Seni burada hayal kırıklığına uğratması veya kendisi de hayal kırıklığına uğramış olabilir genel olarak. Belki o seninle ilgili hayal kırıklığına uğramıştır. Belki de sen onunla ilgili hayal kırıklığına uğramış olabilirsin. Ama buradaki enerjide ne kadar hayal kırıklığı olursa olsun diyor güven konusunda bir problem yaşasanız bile ama öyle değil diyor. Sadece bir farklılık arayışı içerisinde olması, farkındalık ve farklılık. Bu ne ne diyor? Belki Gözü başı başka yerlere kaymıştır. Belki flörtözlük yapmıştır. Belki senin hoşuna gitmeyen bir kıskançlık yaşanmıştır aranızda. Şimdi güven kartı çok fazla güveni de ifade eder. Farklılık arayışı üzerine çıkan güven kartı ise sanki farklı enerjilerle iletişim kurması onunla aranda olan güven sarsıntısı da olabilir. Herkes üzerine uyanı alsın. Ama burada ne var? Ben her şekilde sana açığım tılsım ağası sana kapım yolum gönlüm kalbim açık enerjisini gösterdi bu kadar güvenli başlayan ve bu kadar güven veren bir ilişkide bir, bir hayal kırıklığı yaşandığı aşikar bunu gösteriyor devam edelim şimdi çıkan ilk kalbindeki mesajı da çıkardığında dikkatinizi çekerim ben sana çok aşığım ve seni merak ediyorum diyor. Demek ki bir iletişimsizlik söz konusu da olabilir ki burada merak ettiğini de gösteriyor. Şimdi her gün görüşen veya beraber olan kişi neden merak etsin ki bu soru da çıkıyor burada. Dediğim gibi herkes üzerine uyanı alsın canlarım. Devam ediyorum. Burada ne var? Aşk. Ay çok güzel. Ee, buradaki enerjide seni bekleyen bir kutlama. Karşı tarafla aranızda olan aşkta kesinlikle gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular diyor. Arkadaşlar bak şimdi kimse hayatta dört dörtlük değil, kimse melek de değil. Yanlışlar olabilir ama gerçekten gönül olarak, aşk olarak sana karşı bunun davranışında veya bunun yaklaşımında menfaat ve kullanım amaçlı hiçbir şey göstermedi kart en azından güncel durum ve güncel enerji de bunu gösteriyor. Geçmişte yaşanmış olan bir güven sarsıntısı olmuş. Tamam olabilir ama güncele gelince ben seninle mutluyum ve seni bir kutlama bekliyor. Kupa üçlüsü ve aşk. Ben sendeyim diyor. Ben seninle mutluyum diyor. Enerji bunu gösteriyor. Ve burada Gelecek olan enerjiyi de gösteriyor. Bu desteği seçen kişi enerji olarak farkındalıkları kutla diyor. Bak bir kutlama kartı farklı deste. İkinci kupa üçlüsü kutlama farklı bir deste. Ne için kutlama var diyor. Aşk diyor. Gerçek sevgi ve gerçek aşk. Bedensel ve ruhsal güçlü duyguları kutla diyor. Şimdi eğer yalnızsan hayatında kimse yoksa kesinlikle hayatına ve gönlüne hitap eden birinin gelişini gösteriyor. Eğer bu kişiyle aranda bir ilişki varsa aranızda sorun ve problem varsa enerji olarak diyor ki gerçek bir aşkın gelişi onun sana karşı gelecek olan enerjisini ve aşkını kutla diyor. Ve bu desteği seçen kişi kesinlikle sana konuşamadım aşk hayatında ilişkiden yana güzel mi güzel bir kutlama seni bekliyor diyor. Mutluluğuna hazır ol, kutlamana hazır ol enerjisini verdi. Buradaki... enerji enerjide ne var düşünce ve baş ay şuraya bakar mısın şimdi burada aranızda kalan bazı şeyler var bir dengesizlik demeyelim de ikilemde kalma var İkilem, kararsızlık Belki aranızdaki enerjide ahengi de gösteriyor. Ama diyor ki aheng, al, akıl ve kalp arasında uyumu yakalama, ruh eşi, ruh ikizinin kartı da bu. Ee, bir kararsızlık olmuş, bir dengesizlik olmuş aranızda. Ama sen benim ruh eşimsin, düşüncelerimde hep sen varsın, hep seni düşünüyor. Senin neyi düşünüyor? Yeni bir başlangıç yapmaya, aranızdaki bu küslük, bu kırgınlık veya yaşanmış olan bu enerjiler bitsin sen benim ruh eşimsin ruh ikizimsin sana karşı yansıttığı kararsızlık ikilemde kalma net olmama dengesiz tutumların üzerine çıkan ahen kartı yani seninle devam etme enerjisini ve sana adım atma ve gerçek adım yani bu kararsızlık bitsin artık enerjisini verdi yeni başlangıç yapma enerjisi ama bununla ilgili kara vaftizi çıkardı. Kara vaftiz nedir? Egoist, eşitlik ve gurur. Biraz dirençli ve gururlu birisidir. Belki içine kapanık birisi de olabilir. Belki inat birisi de olabilir. Ama enerji olarak gerçekten sana karşı uyumunu olağanüstü gösteriyor. Sen benim ruh eşim, ruh ekizim. Sanki senin değerini anlamış olduğunu gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? senin değerini bu ayrı kaldığında süre içerisinde senin değerini anlamış olması gerekiyor ki yeni başlangıç yapmayı düşüncesini veriyor. Ama burada bir ego var. Yani bu gecikmenin altında yatan veya bu zamanlamayı uzatan enerji de egosundan bahsediyor. Herhalde kurur yapmış olması da söz konusudur. Ee, ay çok güzel ya, maşallah maşallah. Şimdi burada savaş arabası neyi gösterir? Savaş arabası genellikle tek kat, kart olarak yengeçin kartıdır. Ama siz tek kart olarak düşünmeyin. Genel açıklaması yenilik, yeni adımlar, harekete geçme. Ne için harekete geçme? Teslimiyet. Karşı koyamama, kendini verme, boyun eğme, teslim olma ve pes etme. Hani burada egosu vardı ya. Sana ne başlangıç yapmak istiyorum. Sen benim ruh eşimsin. Ben seni seviyorum. Ama bir ego vardı, değil mi? Belki senden bekliyordu. Belki senin adım atmanı bekliyordu. Belki yaklaşım şeklinde dediğim gibi bazı insanlar aşkını kalbine gömen insanlar da var enerji olarak. Ama buradaki enerjide egosuna sığınıp gurur yaptığı enerjide artık teslimiyeti gösteriyor. Yola çıkmış, hazırlanmış. Anladın mı? Yolda artık enerjisi verdi ve teslimiyet. Artık ben sensizliğe ve senin isteklerine karşı koyamıyorum. Boyun eğme, teslim ee, olma ve pes etme. Artık yoruldum diyor. Bu durumun bitmesini istiyorum. Anlatabildim mi? Çok güzel ya. Ve potansiyel A geçiti. Yani burada bunu kader şarkı gibi düşünün kadersel bir değişim gibi ciddi bir değişim olacağını gösteriyor potansiyel potansiyel a geçidinin anlamını anlatayım size şu anda güncelde nasıl bir enerjideyseniz ayrıysanız üzüntü içerisindeyseniz sana teslim olacağını ve yeni bir başlangıç seni bekleyen yeni bir enerjiyle yeni bir geçiş yapacağınızı gösteren bir karttır bunlar. Devam edelim. Çok güzel maşallah. Gerçekten mutlu oluyorum böyle çıkınca kartlar. Ve kupa onlusu. Arkadaşlar kupa onlusu zaten aile kartıdır. Barış kartıdır. Benimseme kartıdır. Şu enerjinin güzelliğine bir bakar mısınız? Beraber e, plan kurma. Yolumuz aynı yere çıkıyor enerjisini verdi. Merak da var burada. Bir durumu veya bir mevzuyu görmek, öğrenmek ve anlamak için çabalamak. Sanki buradaki enerjide birbirinize kıskançlığınız ve merak ettiğiniz çok konuların olduğunu gösteriyor. Merak da var burada. Ama güçlenme, neyin güçlenmesi? Aranızda yaşanacak olan romantizmin, duygusallığın, eşitliliğin ee, muhabbetin güçleneceğinden bahsediyor ve kupa olması direkt evlilik artı evliliği götüren yol. Eğer bu kişiyle evliysen eskisi gibi romantik bir buluşma barışma devam etme eğer bu kişiyle evli değilsen gelecek planları kurabileceğin bir enerjinin kartıdır romantizmin hareketlenmesi eğer dişilin böyle bir beklentisi varsa bu kişiyle evlilik beklentisi filan kesinlikle olumludur arkadaşlar söyleyeyim size devam edelim İletişim vüslat ve mahkeme mahkeme yine aynı şekilde yeniliği yücelmeyi ilahi adaletin tecellisi ilahi adaletin tecellisinin üzerine çıkan vüslat ve iletişim olay özlemi çekilen ve sevilen ile bir araya gelmek kavuşmak yak Yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek yani kavuşmaktan bahseder, birleşmekten bahseder. Öncelikle iletişim kuracağınızı ve sonra görüş olacağını gösteriyor ve yenilikle yüceltme, yüceleceksin. Hayatına gelecek olan bu kişiyle ilgili yenilikler var. Bak bu desteği seçen kişi gerçekten olağanüstü denge ve yenilik, olağanüstü potansiyel ağ geçidi, Olağanüstü, kadersel bir değişim seni bekliyor Allah'ın izniyle. Devam edelim. Tutkuların peşinden gitme, şefkat ve kupa beşlisi. Şimdi buradaki enerjide bir kafa karışıklığı, şu anda bir yalnızlık, şefkat, senin şefkatinden mahrum olma veya sen onun şefkatinden mahrum olma enerjileri olabilir diyor. Ve burada duraklatma, sanki aranızdaki enerjide bir duraksama var. Beklenim, bekliyor. Yani e, şey yok, iletişim olmayabilir, ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ama e, buradaki enerji seninle ahenk ve uyumu dengelemeden bahsediyor. Bu kişi biraz flörtöz birisidir. Size söyleyeyim bak öncelikle. Hazzının, haz aldığı şey ve tutkuların peşinden gitmeye çok yatkın bir enerjidir. Flörtöz olabilir veya özel tutkular olabilir, alışkanlıkları olabilir. Genel olarak konuşuyorum. Bu tutkuların peşinde gitmesi biraz sıkıntı yaratıyor olabilir. Ama Kesinlikle burada seninle ahengi ve dengeyi tutturma, kendini düzene sokma, dengeli, dengeli hareket etme, hayatını düzene sokma gibi bir enerji de olacağını gösteriyor kartlar. Zor karar ve seçim. Şimdi buradaki enerjide bakacağım şimdi kuşku ve şüphe. Olumlu duyguları geçiş kasırga. Şimdi burada kılıç dokuzlusu bir o buradaki enerjide e, bir fırtına yaşanmış olduğunu gösteriyor kasırga sıkıntılı süreç kaos e, yaratacak durumlar içerisinde olduğunu gösteriyor e, can sıkıcı gelişmeler olmuş olduğunu gösteriyor ama burada diyor ki sen kötü düşünme diyor tamam çok zor durumdasın sırtından bıçaklanmış gibi hissediyorsun sana güvendiğin bak güvendiğin kişiden aldığın enerji ya e, e, şey e, eksik bir enerji yanılsama güvenin sarsılması kadar çok ciddi bir sıkıntı yok arkadaşlar burada öyle bir şeyler yararmış aranızda bir kasırga olmamış değil olmuş ama burada diyor ki ay özür dilerim ama burada diyor ki sen diyor olumlu duygularını güncelle, güncelle diyor güçlendir diyor yani kötü düşünme diyor zaten kötü olacak bir şey yok yaşanmış olan kötü enerji olmuş olabilir aranızda yaşanmış olan negatif bir şeyler olabilir ama buradaki enerjide diyor şüphelerin ve kuşkularını Kuşkulanıp şüphelenip kendini paralamaya gerek yok bu kadar duygusallaşmaya bu kadar çıkmazda olmaya bu kadar çaresiz kalmaya gerek yok aranızda yaşanan bu kaosla ilgili kuşku ve şüpheden bahsediyor burada şimdi ikilemde kalan enerjiler var boyun eğmeyen kadını diyor dişilden bahsediyor dişil burada şüpheci davranan taraftır güven sorunu yaşayan taraftır dişili diyor bak çünkü şimdi üçlü ilişki içerisindeyseniz her versiyon açıklıyorum tabii ki şüphelendiğin bir şey kuşku ve şüphe var diyor ama ne diyor Diyor ki burada olumlu duygularınızı güncellendirin, güçlendirin. Yani olumsuz bir şey olacağını kesinlikle göstermiyor. Ama burada dişil, boyun eğmeyen bir kadın var. Dik kadın, zor karar verme, ikilemde kalmış. Sana kabul eder miyim, yetmez miyim, olur mu, olmaz mı? Bu, bu fırtınadan ve bu güvensizlikten sonra tekrar bana Aynı şeyleri yaşatır mısın, yaşatmaz mısın diye dişili burada kuşku ve şüphe güvensizlik içerisinde olduğunu gösteriyor. Çünkü neden? Bir engel söz konusu. Geçmişin izlerini gösteriyor. Şimdi bu nedir? Kupa ikilisi. Bak duygusal olarak aranızda kesinlikle ve kesinlikle bir sevgisizlik görmüyorum. Onun sana kullanım amaçlı yaklaştığını kesinlikle göstermiyor sevgi de ortaklık da her şeyde e, gerçekten e, hiçbir kullanım amaçlı bir şey göstermiyor dürüst ve düzgün olduğunu gösteriyor ama Soru işareti nereden geliyor? Geçmişin izleri. Geçmişe takılı kalmak, geçmişteki travmaların bugüne etkisi, geçmişe duyulan özlem ve anılar. Şimdi burada ve engel çıkar üzerine. Şimdi geçmişe takılar ne demek? Bak her versiyonunu açıklıyorum siz üzerinize uyanalım. Bu kişi evli olabilir, geçmiş ve evliliği ve birlikteliğiyle ee, bitirmeyle ilgili engel ve sorun olabilir bak bu olabilir geçmişinde aldatılmış olabilir bir travma yaşamış olabilir kötü bir evlilik geçirmiş olabilir ondan yana geçmişten kalan bir psikolojik sorun engel yaratabilir ben seni seviyorum diyor ben sendeyim diyor bütün kartların hepsi aynı şeyi gösteriyor ama diyor ki benim engelim var nedir engel geçmişin izleri geçmişin izlerinde dediğim gibi Aileyle ilgili problem olabilir. Üçlü bir ilişki olabilir. Herkes üzerine uyanı alsın. Ama burada engeli psikolojik engel olarak da gösteriyor olabilir arkadaşlar. Çünkü yaşadığı enerji geçmişte aldatıldıysa kötü bir evlilik geçirdiyse psikolojik olarak gerçekten bir güven sorunu yaşayabilir. Bu kartı hatırlatırım size. Bu da olabilir. Engeli e, var olduğunu gösteriyor. Şimdi tek bir soru soracağım. Bu bak Kusuru yok sevgide, ilgide, tekrar dönüşte, barışta bir kusur görmüyorum. Sadece engeli var. Bu engeli aşabilecek mi bu kişi ona bakacağım. Burada şimdi soru çıktı. Bu engeli aziz ay inşallah aşar. 3 kart çekeceğim. Evet, azizi çıkardıysa zaten engeli aşacağını gösteriyor. Bunu senin yardımın ve baskınla aşacağını gösteriyor. Ona karşı biraz sert ve dayanıklı durman icap eder. Kılıç kraliçesi kararlı, keskin, ne istediğini bilen ki keza burada da zor karar ve seçim yapacak olan, boyuna eğmeyen bir kadın dişilene arası çıkardı. Burada da kafan karışık ama sen eğer dirençli ve dirayetli durursan sevgili dişil, lafım size. Karşı taraf karşı taraf aziz olgun düşünerek kararını sağlam bir şekilde vereceğini gösteriyor. Bu engeli aşabilir. Ama senin biraz dirençli ve dirayetli durman gerekiyor. Kılıç kraliçesi kararlarında sağlam olan, kimsenin fikrine ihtiyaç duymayan, kolay kolay kararından vazgeçmeyen ve isteklerine saygı duyulmasını isteyen bir dişil enerjinin kartıdır. Bilginiz olsun. Ve buradaki enerji de kesinlikle bu engeli aşabilir. Nasıl aşar? Senin sağlam ve dirayetli durmanla. Çok güzel çıktı bakım, olağanüstü beğendim. Allah, Allah'ın izniyle e, gerçekleşir inşallah enerjisi e, gerçek olsun enerjisi inşallah hayırlısı olsun diyelim ama gerçekten o kadar e, böyle sanki böyle tek 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 olağanüstü enerjiler çıkardı. Bak bunu size söyleyeyim. Şimdi kuzularım çiçeklerim toparlayalım kartları. Tekrar şey yapalım. Diğer kartı seçmeye başlayalım. Tamam mı? Bu arada ikinci desteğe e, odaklanalım. İkinci desteği seçen kişiler hemen toparladım. İkinci desteğiyle başlıyoruz. Bu arada şu şeyi de götüreyim buradaki kartı enerji olarak karışmasınlar değil mi? Sanki bana cevap verecekmişsiniz gibi konuşuyorum. Farkındasınız, değil mi? Evet şimdi ikinci destemizi alıyoruz. Aynı destemizi seçen kişiler. Bakalım aklındaki kişiye odaklan ismini üç kere tekrar et. Olası geleceği ve mesajını al. Haydi bakalım. Niyetimizi ettik. Şu kartı da uzaklaştırayım. Enerji karışmasın. Haydi bakalım. Taşımı beğendiniz mi? Mesajlarda yazarsın. Ben bayıldım bu kızıl akiki. Gerçekten enerji çok güzel sevdim. Arkadaşlar güzellerim benim. Şimdi hem kartlarımızı açalım hem de konuşalım. Niyetime herkes dahildir. Evli, bekar, abone olan, olmayan kadın, erkek. Herkes dahildir niyetime. Haydi bakalım. Şunu da şöyle yapayım. Bir seçelim kartlarımızı. Nacizane ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak izlerseniz. Kupa ikilesi. İzledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız arkadaşlar. Hem beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Hem de alma verme dengemizi korumuş olursunuz. İşte bu olmadı. Bu kart. Evet bir, bir kart daha çekmek istiyorum. Azize'yi çıkardı. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bir genel açılımdır. Bireysel bakım için 0531. 278 07 29 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz canlarım. Derya Hanım size gerekli bilgileri verecek. Bakımlarımı WhatsApp görüntülü yapıyorum. Lütfen tercih eden kişiler yazsın. Tamam mı? Ben enerjisini aldığım kişiye bakmayı seviyorum. Enerjisini alacağım, göreceğim. Ben öyle ses kaydıyla, mesajla video uğraşamam ya. Valla uğraşamam. Özür dilerim ama ben yapacağım bir şeyi söylerim. Ya bak farkındasınız değil mi çıkan kartların nasıl üst üste yapıştırdı oraya. Şimdi söyleyeceğim dur. Yine sabrımı basamıyor <laughs> Ay her seferinde diyorum bunu size siz de bana gülüyorsunuz orada. Bir abomuz var abo. Bir de şey var. Sesimi kesemiyorum. Kartlar açtığımda gördüğüm bir şey hemen tepki vermem var ya benim. Bir de onu düzeltebilsem. Arkadaşlar Kanalıma emeği geçen, teşekkür butonu kullanan herkesi çok teşekkür ederim. Canlarım benim. Rabbim rızkınızı daha çok artırsın. Kimse teşekkür butonu kullanmak zorunda değil. Kuzularım benim, sizin bir kere bana Allah razı olsun demeniz, beğeni yapmanız, yorum atmanız bana dünyaya bedeldir vallahi. Hiç kendinizi zorlayıp bana teşekkür butonu kullanmak mecburiyeti hissetmeyin. Ama kullanan herkese de teşekkür ederim tabii ki. Evet şimdi bakalım burada nelercikler var düzen ve tertip gözüne girsin senin düzen ve tertip burada şimdi enerji olarak bana gördüğüm bir e, yasak ilişki enerjisini daha çok gösteriyor arkadaşlar veya bir ihanet enerjisini daha çok gösterdi ikinci destede sonu güzel olsun da devam edelim biz kartlarımızı seçelim bakalım neler var. üzüntü merak merak ediyor yorgun hissetme tutku evet güzel ve tabii ki de kalbindeki mesajı da çekeceğim bu kartlardan da birkaç tane çıkarıp hemen kalbindeki mesajı çekip yorumuma geçeceğim canlar Evet bu misafir olayları beni çok yordu biliyor musunuz? Misafir gelmeler, gitmeler ve üzerinize afiyet sağlık. Dün çok fena dişim ağrıdı. Gece acile gitmek zorunda kaldık. Bir de nöbetçi eczane falan aradık. Bir antibiyotik aldık. Bakalım ne olacak? Dişte sorun ya vallahi sorun. Hiç sevmiyorum dişte uğraşmayı ama ne yapalım artık? Evet, şimdi kalbindeki mesajı da bir çıkaralım. Ay sanki yanındaymışsınız gibi dertleşiyorum. Sizi de farkında mısınız canlarım benim? Bakalım kalbinde neler var? İkinci desteği, ayna destemizi seçen kişi. Haydi bakalım. Uzaklaştırma beni kendinden. Seni çok arzuluyorum. Seni hiç aldatmadım. Yalan, yalan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir kişi çok kendini övüyorsa, ben seni hiç aldatmadım, sürekli bunu tekrar edip inkar ediyorsa yalan söylüyordur demektir. Genel olarak konuşuyorum, bunun için demiyorum. Şimdi uzaklaştırma beni kendinden dediğimde seni hiç aldatma dedi, diyor burada bak. Aranızda bir sıkıntı yaşandığı aşikar. Bir güven problemi olduğu aşikar. Kuvvete muhtemel bu ilişki üçlü bir ilişki olma ihtimali de çok yüksek veya yasak bir ilişki olma ihtimali de yüksek gösterdi canlarım çünkü burada bir ayrılık söz konusu ve burada bir kılıç üstüsünü çıkardı. Burada gizli saklı bir şey olduğu ve aşikara çıktı. Ve senin şüphelendiğin bir şey var. Doğru mudur? Doğrudur. Şüphelendiğinde haklısın şüphelerinde. Bunu herkes için geçerli değil bak. Ama yüzde yetmiş böyle gösteriyor. Seni hiç aldatmadım. Benim üzerime çok geliyorsun. Sürekli sana kendimi ifade etmek zorunda kalıyorum. Baskı yapmaman gerekiyor. Oysa ki ben seni çok arzuluyorum. Benim sana karşı tutkum var diyor. Tutkuyu anlıyorsunuz nedir? Ama sen beni kendinden uzaklaştırıyorsun çünkü sürekli beni yoruyorsun. Neden? Çünkü seni hiç aldatmadım diyor. Kendini savunan bir enerjiyi çıkardı. Neden yana kend, beni kendinden uzaklaştırma dediğinin altında yatan enerji? Ben seni hiç aldatmadım. Sürekli ben sana dürüstüm enerjisini gösteriyor. Ama senin onun üzerine gitmen bir, bir duyduğun hissettiğin bir şeyler. Mesela örnek veriyorum. Neden sürekli WhatsApp çevrimi çizsin Neredesin? Neden ben seni aradığımda cevap vermiyorsun? Örnek veriyorum. Neden kendini benden uzaklaştırdı? Neden bana ilgi ve alaka göstermiyorsun? Bunu sormak zorundayız. Erkek de sorabilir, kadın da sorabilir. Yani bunlar olası olan şeylerdir. Eğer sen bunun için bana uzaklaştırma beni kendinden diyorsun demek ki sen yalancının tekisin ben e, bir kişiyi seviyorsun beni kıskanması beni önemsemesi sürekli beni takip etmesi soruşturması bir yere kadar hoşuma gider yani bu hastalıklı bir derecede değilse ama bu diyor ki ben seni hiç aldatmadım ki ben seni her zaman arzuluyorum yani sana karşı fiziksel ve duygusal bağlılığım var diyor ama sen beni kendinden uzaklaştırıyorsun. Yani beni çok soruşturuyorsun. Bana çok baskı yapıyorsun. Çok sorguluyorsun. Ve bu da beni yoruyor. Beni kendinden uzaklaştırma dedi. Ben size açıkladım her şekilde. Şimdi bakımıza geçelim. Üzüntüyü yapıştırdı buraya. Bir bakalım. Bir su içeyim mi? Özür dilerim. Evet. Şimdi burada ne var? DNA konusu sorumlulukların altında kalma, sorumlulukların onu zorlaması, yorgun hissetme enerjisini gösteriyor. Ve burada sanki hayat direnmek, karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak çok yorgun olduğunu gösteriyor. Aranızdaki e, ilişki onu yormuş olabilir veya şu an içerisinde durdu, bulunduğun durum onu yormuş olabilir veya onun içerisinde bulunduğu durumda onu yormuş olabilir. Üzgün, üzüntü var bu ilişkide. Sorumlulukların ona ağır geldiğini Kuvvetli muhtemel yine tekrar ediyorum eğer üçlü ilişki içerisindeyseniz veya yasak bir ilişki ise ki kuvvetli muhtemel onu gösteriyor. Burada bir bu kişi yorgun gösteriyor. Yani içinde yaşadığı bu sorumlar, içinde bulunduğu bu sorumluluk onu eziyor artık yorulmuş bıkmış olarak gösteriyor. Direnmeye ve dayanmaya çalışıyor. Düzen ve tertip oluşturmak e, istiyor düzenli bir şekilde. Yani hayatıyla alakalı veya senle ilgili bir düzen kurmak isteği var bu kişinin e, ve bunun içerisinde cebelleşip duruyor. Üzgün ve üzüntülü olduğunu gösteriyor kesinlikle yorgun bak. Şimdi arkadaşlar bir taraftan baktığımızda bazı kişilerin yapmadığı şeyleri veya e, yapmış olduğu şeyler de olabilir. Ama sürekli onun üzerine konuştuğumuz zaman sürekli tazelediğimiz zaman iş probleme sarıyor yani yoruluyor insan. Çünkü yapmış bir halt sana gelip de kolay kolay ben bu haltı yaptım diyemez anlatabiliyor muyum? Bunu %20 insan söyler yani. Ben bir halt yaptım. Gerçek söyleyenler var mı? Tabii ki de var. Ama bu kişi sürekli kendini aklamaya çalışan, yoruluyor. Bak gerçekten yorgun gösteriyor, üzülüyor olarak gösteriyor. Benim sana ilgim, duygun var ama yaşadığım bu problemler beni gerçekten çok zorluyor. Direnmeye çalışıyorum, yorgunum. Ben artık düzen ve tertip kurmak istiyorum. Ve düzen tertip kurmakta da zorlandığını ve şu anda çaresiz kaldığını gösteriyor. Siz beni anladınız. Bakalım şimdi kayıp dedi, yıldız dedi. Ne var burada? Kararsızlık dedi. Çocuktur olsunuk. Şimdi burada ne var? Yıldız kartı her zaman değer değer demektir. Sen benim için çok değerlisin. Ama bir kararsızlık var, karar vermekte zorlanıyor, ikilemde kalma var. Karar vermekte zorlanma, ikilemler, verdiği karardan kolayca ayma, dengesiz tutumlar. Ve bu enerji biraz bundan dolayı ediyor kayıp yaşadığını. Şimdi burada üzüntü yaşayan kişi sensin, sevgili izleyen kişi. Ona karşı güvensizliğin var çünkü sana güven vermediğini gösteriyor, ikili davranıyor, kararsız kaldığını gösteriyor, dengesiz tutumlar, onun hal ve hareketleri, onun konuşması, onun sana yaşattıkları ve duruşu sende güvensizlik ve inansızlık oluşturmuş olduğunu gösteriyor ve bundan dolayı sen onu kutsal olmayacak kayıp olarak gösterdin. Enerji olarak yani onu kaybetme veya senin düşüncende o benim için kayıp. Düzelmez bu ilişki. Artık bir sonu olmaz bu ilişkinin. Kayıp olarak düşünüyorsun. Kaybolmuş gitmiş birisi olarak görüyorsun. Çünkü sana tutarlı ve dengeli davranmadığını gösteriyor. Ama kartın sana tavsiyesi diyor ki çocuksu ruhunu koru. Yani kötü şeyler düşünmemeye çalışman gerekiyor. Kötü düşünme diyor. Senin düşüncelerin yanlıştır diyor. Ne konuda yanlış? Yani kayıp olarak düşündüğünden bahsediyorum. Yoksa sana düş ee, sergilediği bu tavır veya sana verdiği güvensizliği diyorsun ki bu artık düzelmez bu ilişki tekrar başlamaz bitti gitti enerjisini gösteriyor burada bir yüzleşme söz konusu var bu bitişten sonra ölüm kartı bitiş ifade eder bitiş ve yeni başlangıç burada bir görüş var merak etme var veya ikinci tarafı mükemmel bir ayar yüzleşme söz konusu senin enerjinde onun enerjisinde bir yüzleşme var yüzleşme nedir o enerji olarak aslında karşı karşıya gelmek, iç hesaplaşma, bir duruma yani her şeyi ortaya koyma, yüz yüze bir konuşma ve ona güzel bir ayar vermen gerektiğini, ayar vereceğini gösteriyor. Askıda kalan mevzular var yani gerçekleşmeyen verdiği sözlerin arkasında durmayan erteleyen süreci uzatan askıda kalan mevzularla ilgili konuşmalar olduğunu gösteriyor ve aranızda bu askıda kalan konularla ilgili bir bitiş yaşanmış olduğunu da kuvvetli muhtemel bunu gösteriyor ama ne diyor tamam aramızda bir bitiş olsa bile e, bitiş dediğim ölüm kartı bitiş yeni başlangıcı ifade eder kolay değil tabii ki kolay olmayan gözyaşı ağır enerjidir bu sana üzüntü veren, sıkıntı veren yüzleşerek bak sana e, yaşattıklarını e, ayarını vermek istiyorum veya sana bir köpürmek istiyorum enerjisi var kızgınsın sen ama burada bu enerji olmasına rağmen aranızda bir bitiş veya bir e, kopukluk olmasına rağmen buradaki enerji de seni merak etmiyor da değil merakı var mı? Kesinlikle var. Yani kulağı, gözü sende takipte olduğunu gösteriyor canlarım. Bak ikinci ölüm kartını çıkardı. Farkındaysan bir bitişin üzerine çıkan dönüşüm. Yani diyor ki e, vizyonun doruk noktasını çıkardı. Bir değişim söz konusu. Potansiyel bir ağ de çıkardı ya demin öbürü kartta. Burada da değişim. Evlilik gibi veya e, parasal konularla ilgili e, gündemde gündeme gelecek mevzular var. Ve burada dönüşüm kesinlikle bu bitişte merak ettiğini ve üzerine çıkan dönüşüm kartı olduğundan başka bir duruma evrilme ruhsal ve olgunlaşma değişim bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı. Bak ne hikmetse ölüm kartın üzerine çıkar. Ölüm kartı akrebin kartıdır ama gene olarak bitiş ve yeni bir başlangıcı ifade eden bir karttır. Yenilenme ve üzerine dönüşümü birlikte yeni bir dönemin başlangıcı dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani enerji koparmıyor, bitmiyor ve yeni gündeme gelen evlilik konuları ve maddi konularla ilgili tekrar başlayacak bir enerjiden bahsediyor kart. Ve buradaki enerjide masumiyet. Ben sana açığım enerji, beklentiye girdim enerji Çok da hırslı bir para, para paraya karşı çok ciddi hırsı olan bir karakteri çıkarıyor karşımıza. Masumiyet nedir? Suçu olmayan bir olaya ya da duruma karşı kötü niyet beslemeyen. Çocuk masumiyeti, çocuk ile ilgili mevzular, çocukluk zamanları. Şimdi bunun üç versiyonu var. Bunu uzun zamandır geçmişten tanıyor olabilirsin. Yeni karşına çıkmış, masum olarak sana teklifte gelmiş. İkinci açıklaması sana özür babanına yaklaşabilir. Özür diliyorum, ben yanlış yaptım, hırsıma yenik düştüm. Masumiyetimi kabul et en da olabilir. Üçüncü açıklaması... Hayatında olan çocuklarla ilgili direnç göstermesi ve çocuklarla arasında yaşanmış olan mevzular veya çocukları ile ilgili kaygı yapma Belki senin çocuğun vardır. Onunla ilgili de kaygı yapıyor olabilir. Herkes üzerine uyanı alsın. Bunu gösterdi. Ama çok hırslı bir karakter. Hırsa bakar mısın? Hırsıma yenik düştüm. Senin Senden özür babında seninle bir başlangıç yapma enerjisini kesinlikle gösterdi. Şimdi buraya gelelim. Kılıç üstüsü ve ayrılık. Kılıç üstüsü bir ihanetten dolayı ayrılmış olabilirsiniz. Bir. Kılıç üstüsü Üçlü bir ilişki, yasak bir ilişki olma ihtimali de olabilir. Mesafe koyduğun, mesafeli davrandığın enerjide kıskançlık, ihanet, yalan ve üçlü bir ilişkiden dolayı o mesafe ve ayrılıktan bahsediyor. Yani aranızdaki enerji açığa çıkmış ama onu da üzgün gösteriyor. Yaptığı hatların da farkındadır. Bak bunu da söyleyeyim. Yorgun hissediyor. Seni ikna etmekle uğraşıyor. Değnek ikilisi. iki yolun ortasında kalmış ama sana karşı bir yolculuğu var. Bir saat düzen değişikliği başka bir yere ve durumda ola, olma arzusu. Olmak istediği yer. Senin yanındır olmak istediği yer. Ve büyük resmi düşünüyor. Büyük resim nedir? Ben iki kişinin arasında kalmışım. Veya iki yolun iki seçimin ortasında durmuşum. Ama ben sana karşı seçim yapmak istiyorum. İstediğim yer diyor. Olmak istediği yere yolculuk sana. Ve büyük resmi düşünüyor. Büyük resimde sen varsın. Özgürce karar verme. Ve o kadar. Bak özgürce karar verme. Yine özgür iradeyle. O kadar kafa yoruyor. O kadar düşünüyor ki size anlatamam. Çok yorgun hissediyor artık ben bu enerjiden çıkmak istiyorum. Bu ikili enerji ve ikilemde kalma beni çok yordu ve büyük resim hakkında kafa yorduğunu yorgun hissediyor. Ama özgür iradesiyle özgür bir değişimden bahsediyor kart. Güzel bak bunu da güzel bağladı kart sonuç olarak. Devam edelim Azize. Çünkü sen benim diyor her şekilde hoşgörülü karşılamışım. Bak Azize ile Bilge'yi gösterdi. Sen öyle bir enerjisin ki Azize Dişil'den bahsediyorum sen için düşüncesi. Sen beni her şekilde tolere ettin. Sen benim hayatımda güvendiğim bir kişisin. Sen bana hiç yanlış yapmadın. Bir mevzu ile ilgili aydınlanma, olgun ve bilgece alınan kararlar ve ruhsal büyüme ve olgunlaşma. Senin onu korumaya alman, senin onun için önemli ve değerli olduğunu anlayacağını gösteriyor. Açıkçası senin değerini anlayacağını anladığını gösteriyor şu anda. Ve tutkudan bahsetti kart. Enerji değişikliği, aranızdaki konfor ve rahatlık arayışı, rahatlığım sende diyor, bilgece karar verme. Çünkü sen beni her şekilde korumaya alıyorsun, senin benden hiçbir beklentin yok ki. Sevgiden ve aşktan başka hiçbir beklentin yok enerjisini veriyor. Ve benim konforum, enerji değişimi şu anda güncelde ayrı olduğunuz yaşanmış olan ikili ilişkide veya ihanetten dolayı yalan illa ihanet demiyor bir kalp kırıklığı kılıç üçlüsü yani her şekilde olumsuz bir enerjiden dolayı yapılmış olan ayrılığın üzerine senin değerini anlayıp bilgece karar verme ve enerji değişimi konfor ve rahatlık arayışını da düşünerek tutkuyla eee yenilik yapma isteği var sana karşı. Yani burada her gün her külade değişim döngü kırılması ve yenilik. Bak bir yenilik kartı, Konfor ve rahatlık aracı ve enerji değişimi. Bunlar hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Zaten bak farklı destelerin örtüşmesinden bahsediyorum. Aynı şeyleri gösteriyor. Yani burada diyor ki ben seninle beraber rahatım. Ben seni seviyorum. Senin bana karşı verdiğin güven. Senin benden hiçbir beklentisi olmadan yaşattıklarıma rağmen hala beni beklemen. Azize her şekilde olgun, enerji olarak bağlı olan, sadakatli, kendini feda etmeye hazır olan bir kişinin enerjisidir. Bunu anladığını yani ben senin değerini yeni anladım ve enerji değişimi artık aramızda olan bu kötülük veya bu soğukluk bitsin enerjisi ben seninle rahatım konforum seninle iyidir enerjisi ve tutkum da sana bağlıdır aranızdaki yeniliği gösterdi yani her şekilde sana adım atma enerjisi ve seni seçme enerjisini daha ağırlıklı kuvvetli muhtemel gösterdi kontrolcü düşünceler ve atılan adımları sürekli olarak denetlenmesi, sakınma bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilineni kontrol altına alma. Şimdi burada ikinizde de olabilir arkadaşlar. Şimdi kontrol etme dediğim gibi sen onu kontrol edersin. Yaptığı yanlışlardan mütevelli. Tekrar bir daha yapar mı yapmaz mı enerjisini gösteriyor. Çünkü bu kişi çok olgun düşünen birisi değil. Saf bir enerji. Toy birisidir. Anlatabiliyor muyum? Mesela karşımızda bir kılı şey. Ee, imparator yok. Karşımızda bir kral kartı yok. Anlatabildim mi? değnek prensi diyor. Prens. Kafa Leyla yani. Oturmamış bir kafaya sahip. Toy. Keyfe düşkün. Ee, olgun düşünemeyen bir enerji olduğu için tekrar yapabilir mi ve bu kontrol altında tutulması gereken ve sürekli kontrol altına alınmış olan bir enerjiyi gösteriyor. Ama bu da bu kontrol de bunu yoruyor olarak gösteriyor. Ben bu kontrolü istemiyorum. Yanlış yapmış sana bir, bir zahmet yani. Peki ne olacak bu ilişki? Sonuç. Kılıç altılısı adım ve yolu ifade eder kararlılığı ifade eder yine kılıç ağası ve kupa dokuzuz güzel güzel evet kupa kraliçesi canım benim şimdi sevgili izleyen kişiler bu kişiyle aranızda yaşanmış kırın yıkımdan yıkımdan mütevellit yola çıkılırsa buradaki kişi bana güven vermiyor. Bunun biraz burnunu sağlam bir şekilde sürtmesi gerekiyor. Bunun senden gideceği zaten yok, kesinlikle yok yolu sanadır diyor ve kararlı bir şekilde sanadır. Ama burada kupa kraliçesi çok beklentide olan dişili gösteriyor. Çok fedakardır, dişil çok aşıktır, çok seviyordur, çok kaygı yapıyor olarak gösteriyor. Ve ilişkide emek sarf eden kişi dişili gösteriyor burada kesinlikle. Ama bir kule de var burada. Kule nedir? Ee, kule diyor ki aranızda ne olacak bu ilişki dediğimde. Kuleye burada Aranızdaki yıkımı yaşatacak olan enerji dişil enerjiyi de gösteriyor olabilir. Bu kişinin kesinlikle sana yolu var, gelişi var. Ama sağlam durmanız gerekiyor yine söylüyorum. Yani bu kişiyle bir bunu yoluna koyman için, bunu hızaya dizmen için e, kartmana bana pek güven vermiyor. Yalan söyleyemeyeceğim size. Gerek de yok yalana. Çünkü bu ilişki e, biraz sanki sana karşı inersini biraz keyfi gösteriyor. Ben sana söyleyeyim. Tamam. Masumiyet var, kendini aklama var. Ben sana aldatmadım inersi var ama e, burada kupa kraliçesi yani dişil burada farkındadır yapılanların, her şekilde farkında olduğunu gösteriyor ve ona karşı hiçbir şekilde güvenini vermiyor. Güven güvenmediğini gösteriyor. Yani dönse bile yine güvenmiyorum enerjisi veriyor. E, ve ee, bu ilişki daha çok bitiş başlangıç yapar ben size söyleyeyim. Bana güven vermedi açıkçası. Biraz geri çekilmeniz gerekiyor. Sevgili izleyen kişi lafım sizedir. Hayırlısı olsun ama kesinlikle dönüşü var. Dönüş olması benim için hiçbir zaman önemli değil. Dönüşü net şekilde gidip gidip sana dönüyor. Ya ama sonu nedir? Problem orada zaten. Hayırlısı olsun. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Sizi çok seviyorum. Rabbim hakkınızda ne varsa, hakkınızda olan her şeyin hayırlısını versin. Hayırlıysa sana dönsün. Seni mutlu edecekse sana dönsün. Etmeyecekse zaten bitsin, gitsin. Bir ayağalarsın, iki ay alarsın üçüncü ayını unutursun Ama böyle ömür boyu çekmek var. Çünkü buradaki enerjiyi size söyledim. Sizi seviyorum canlarım. hoşçakalın güzel kalın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum.